Mars'ın en yüksek yanardağlarında ilk kez don olayı görüldü. Mars'ta sürpriz keşif, Olympus Mons'un zirvesinde don olayı. Güneş sistemindeki en büyük dağlar olan Mars'taki devasa volkanlarda ilk kez don tespit edildi. Bern Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir ekip, Avrupa Uzay Ajansı'nın ExoMars Trace Gas Orbiter uzay aracındaki Bernese Mars kamerası, Cassis'ten alınan yüksek çözünürlüklü renkli görüntüleri kullandı. Bu keşif, gelecekteki Mars misyonları ve olası insan keşifleri için kritik önemde. ExoMars, Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın bir programıdır. 1970'lerden bu yana Mars'ta yaşamla ilgili aktif araştırmalar yürütülmektedir. ExoMars Trace Gas Orbiter'da, Bern Üniversitesi Fizik Enstitüsü'nden Profesör Nicholas Thomas liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından geliştirilen ve inşa edilen bir kamera sistemi olan renkli ve stereo yüzey görüntüleme sistemi Cassis bulunmaktadır. Cassis, Nisan 2018'den bu yana Mars'ı gözlemliyor ve Mars yüzeyinin yüksek çözünürlüklü renkli görüntülerini sunuyor. Doktor Adomas Valentinas liderliğindeki uluslararası ekip, bu yüksek çözünürlüklü renkli görüntüleri kullanarak Mars'taki su donunu tespit edebildi. Çalışma Nature Geoscience dergisinde yayınlandı. Valentinas Bern Üniversitesi'nde doktora derecesini almış olup şu anda Brown Üniversitesi'nde konuk araştırmacıdır. Beklenmedik bir şekilde don olayı Mars'ın en yüksek dağları olan Tarsis Yanardağları'nın zirvelerinde tespit edildi. Olympus Mons çevredeki ovalardan 26 kilometre yüksektir. Bu dağlar Mars'ın ekvatoruna yakın alçak enlemlerde yer aldığı için don oluşumu beklenmiyordu. Valentinas bu alçak enlemlerde yüksek miktarda güneş ışığı yüzey sıcaklıklarını yüksek tutar. Bu nedenle burada don olayının görülmesini beklemiyorduk diyor. Mars'taki ince atmosfer yüzeyi soğutma konusunda yetersiz olduğundan gün ortasında yüksek rakımlı yüzeyler alçak rakımlı yüzeyler kadar ısınabiliyor. Yukarı doğru esen rüzgarlar alçak bölgelerden su buharı içeren havayı yukarıya taşıyor ve bu hava yüksek irtifalara çıktıkça soğuyarak yoğunlaşmaya neden oluyor. Bu tanıdık olgu, Tarsis yanardağlarında sabah don birikintilerine yol açıyor. İnce donlar, yalnızca gün doğumu civarında birkaç saat boyunca mevcut oluyor ve ardından güneş ışığında buharlaşıyor. Valentinas ve ekibi, Bernese Mars kamerası, Cassis tarafından çekilen 5000'in üzerinde görüntüyü analiz ederek bu don olayını tespit etti. Keşif, Mars Express yörünge aracındaki yüksek çözünürlüklü stereo kamera, ve TEGO aracındaki nadir ve Mars keşfi için okültasyon spektrometresi tarafından yapılan bağımsız gözlemlerle doğrulandı. İnce olmalarına rağmen don lekeleri geniş bir alanı kaplıyor. Valentinasya don miktarı soğuk mevsimlerde her gün yüzey ile atmosfer arasında yaklaşık 150 bin ton su değişimini temsil ediyor. Bu da yaklaşık 60 olimpik yüzme havuzuna eşdeğerdir, diyor. Thomas Suyun nerede bulunabileceğini ve rezervuarlar arasında nasıl hareket ettiğini anlamak Mars keşfinin birçok yönüyle alakalı. Mars'ın iklimiyle ilgili fiziksel süreçleri anlamak istiyoruz. Ayrıca Mars'taki su döngüsünü anlamak gelecekteki insan keşifleri ve yaşanabilirliğin sınırlandırılması açısından büyük önem taşıyor diye ekliyor. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.